Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Malumunuz yıllardan beri toprağa küsmeyin ve toprağı küstürmeyin inancıyla Anadolu yollarındayız. Köylümüze, çiftçimize mikrofon uzatıyoruz. Ben sizlerle minik bir hatıramı paylaşıp konuşmamı nihayete erdireceğim. Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Köşk ilçesinin Çiftlik köyünde idik. Köylümüzle, çiftçimizle çayımızı yudumlarken, hal hatır sorarken, hasbihal ederken köylü çiftçi artık şunu da buradan peşinen söyleyelim. Tarımın gelmiş olduğu son noktada, tarımın sıfırla çarpıldığı son noktada yıllardan beri kar edemediklerini söylüyorlar. Pişman olduklarını söylüyorlar. Bu sefer muhterem Genel Başkan Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e iş aş Haydar Baş diyerek oy vereceklerini ve onu tek başına iktidara getireceklerini söylüyorlar ve dahi bunun sözünü veriyorlar. Hamdolsun Anadolu'dan, köylümüzden, çiftçiden güzel bir uyanma var. Bu sevinçli haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu öbek öbek Anadolu'muzun 7 coğrafyası ve dahi bölgesinde bu şekilde. Hatıram şöyle, köylülerle sohbet ederken köyün imamlarından bir tanesi yanımıza yaklaşarak "Yahu dedi, yapılanları görmüyor musunuz, hizmetleri? Duble yollar yapıldı. IMF'ye borç verecek hale geldik. Bankalarda faizler sıfırlandı." Bu şekilde devam ederken "Hoca efendi," dedim, duble yollar yapıldı, tamam. Ama bu duble yollarda gidecek mazot, benzin var mı? Veya köylümüz traktörüne benzin, mazotunu koyabiliyor mu? 2000'li yıllarda 1000 liraydı mazot, şu anda 5000 liraya dayandı. Karasabanla şu anda eskiye döndü. Karasabana döndü köylü çiftçi. Mazot nerede, dedim. IMF'ye borç kalmamış. IMF'ye borç verecek hale gelmişiz. El insaf, dedim, 200 milyar dolarla borcu aldı. 950 milyar dolara yaklaştı bu borç. Nerede sen IMF'ye borç verecek hale geldin? Faizler sıfırlanmış. Allah Allah. Başbakanımız şunu söylüyor meydanlarda, televizyon ekranlarında. Bankalarımız ülkemizin en fazla kar eden kurumları. Yılda 30-40 milyar dolar kar ediyor. Allah aşkına bakar mısınız? Faizle övünen bir başbakanımız var. Bankaların kar ettiğinden dem vuran ve ekonominin iyiye gittiğini söyleyen bir başbakan var. Halimize bakar mısınız Allah aşkına? Sen neyin imamısın, dedim ona ya. Sen faize karşı mısın? Bunu söyle imam efendi. Bunu söyle sen ya. Bankalar kar ediyormuş. Allah Allah. Maalesef kusura bakma, dedim. Sen ve başbakan boynunuzda haç taşıyorsunuz, haç. Siz dağa taşa, bayrağa, kuşların kanadına hak yol İslam yazacağız dediniz ve dahi geldiniz faizi, bankayı baş tacı ettiniz. Hani faiz haramdı, dedim. Hani faiz haramdı. Sayın İmam Efendi, dedim. Sen AK Partisi'ne niçin oy verdin? Domuzlu kasaplık et statüsüne getirsin diye mi? Zinayı suç olmaktan çıkarsın diye mi oy verdin? Tezkeresiz sevkiyat yapıldı. Irak'ta 1 milyon insanımız öldürüldü. Yüz binlerce kadınımızın, Türkmen, bayanlarımızın ırzına geçildi. Bunun için mi oy verdin sen? Yazıklar olsun, dedim sana. Binlerce yazıklar olsun. Bu milletin önünde imamlık yapıyorsun. Ve topukla doğrudan yol aldı. Kaç, dedim. Senin başındaki insan da yıllar evvel Amerika'ya kaçmıştı ve oraya mekan edindi. Ülkesine dönemiyor. Kaç. Sizin işiniz gücünüz kancıklık yapmak, milletle yüzleşmemek ve kaçmak, dedim. Ve aklıma son hadis-i şerifle bitiriyorum. Resulullah Efendimiz ahir zamanda diyor, camiler, mescitler binerli binerli olacak. İmamı dahil iman eden bulunmayacak. Artık milletimiz, aziz milletimiz, ekran başında bizleri izleyenler, bu yalanlara, dolanlara kanmayalım. Çözümün, çarenin adresi, dik duruşun adresi Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'le bir ve beraber olalım.
kainat devletini kuralım. Türkoğlu Türk olalım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olun, var olun.